Bölüm 11. Nasıl dua etmeli? İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri ona, "Rab," dedi, "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dedi ki, "Dua ettiğiniz zaman şöyle deyin: Baba, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra onlara şöyle dedi: "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, dostum, bana 3 ekmek ödünç ver. Dostlarımdan biri yoldan geldi. Onun önüne koyacak bir şeyim yok," derse, öbürü içeriden, "Beni rahatsız etme. Kapı artık kapandı. Çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem," diye cevap verir mi hiç? Size şunu söyleyeyim: arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim: dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık ister de ona balık yerine yılan verir? Ya da yumurta ister de ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? İsa ve Beelzebub. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü, halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları, "Cinleri, cinlerin reisi Beelzebub'un gücüyle kovuyor," dediler. Bazıları ise onu sınamak amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: "Kendi içinde bölünmüş her ülke yıkıma uğrar. Kendi içinde bölünmüş her ev yıkılır. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Beelzebub'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Beelzebub'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt edince güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar. Bulamayınca da çıkmış olduğum kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider. Kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur." İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona, "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, seni emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara," dedi. Yunus'un belirtisi.
Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşak, dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Ve işte Süleyman'dan daha büyüğü buradadır. Ninova halkı. Yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Ve işte Yunus'tan daha büyüğü buradadır. Bedenin ışığı. Hiç kimse kandil yakıp onu mahzene ya da tağıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa tüm bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. İçindeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur da hiçbir tarafı karanlık olmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi tüm bedenin aydınlık olur. Vay halinize ferisiler. İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Be hey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya... Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun, dedi. İsa... Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları, dedi. İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için bir tek parmağınızı kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin türbelerini yaparsınız. Oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de türbelerini yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demiştir. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan tüm peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum. Bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz. Girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.